Almanların ünlü gazetesi Bild, UEFA'nın, Avusturya maçındaki sevinci nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a iki maç ceza verdiğini yazdı. UEFA yine yaptı yapacağını. A milli takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda emin adımlarla ilerlerken skandal bir kararla karşı karşıya kaldı. Son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşan Ay Yıldızlı ekibimiz sahadan 2 ila 1'lik skorla galip ayrıldı adını çeyrek finale yazdırdı, 2 gol atan Merih Demiral sevincini, Bozkurt, işaretiyle gösterdi. UEFA milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlatırken, merakla beklenen kararı Almanların ünlü gazetesi Bild duyurdu. Bild'in manşetten duyurduğu habere göre UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. Haberin detayında Merih Demiral'ın, turnuvadaki gelecek iki maçta Türk milli takımı ile sahada yer alamayacağı ifade edildi. Habere göre, Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyecek ve Merih Demiral'ı cezalandıracak. UEFA, İngiltere-Slovakya maçında attığı golün ardından Slovakya yedek kulübesine cinsel organını işaret eden İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a ise 20 bin euro para cezası verecek. Bu iki karar bile UEFA'nın çifte standardını açıkça ortaya koyuyor. Türkiye Futbol Federasyonu ise haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Bild gazetesi kaynak gösterilerek, Merih Demiral'a UEFA tarafından iki maç ceza verildi, şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır, ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konuyla ilgili açıklama yaptı. Bildim haberinin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı. Bazı basın yayın organlarında yer alan, UEFA, Merih Demiral'a iki maç men cezası verdi, iddiası doğru değildir. UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, iki maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.